Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeşil fasulye, yani taze fasulye yemeği yapıyoruz. Size de bir çekmek istedim. Daha önce hiç bu tariften vermemiştim. Şöyle bir düdüklü tencere de yapıyoruz. Düdüklü tencerenin şuraları falan siyah, kulbu falan. Bunlar hep sobadan oluyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Burada ilk önce bir hazırlıyoruz. Sobaya götürüyoruz, o başlığını çıkartıp bunu oraya oturtuyoruz ve pişiriyoruz. O yüzden buraları yandı komple, yani pis değil, tamamen temiz. Ben şimdi dediğim gibi taze fasulye yemeği yapacağım. Daha önce hiç yapmadım ama annem sürekli yapıyor ve çok lezzetli oluyor. Bana da tarif edip gitti. Ben de size çekmek istedim. Bakın şimdi burada küçük küçük soğanlarımı doğradım. Güzelce bir kavuruyorum. Biz hepsini tek tek kavuruyoruz arkadaşlar. Bazen görüyorum yeşil fasulyeyi, soğanı, domatesi falan koyup öylece kapatıp pişiriyorlar. Ama biz öyle yapmıyoruz. Şimdi bu burada kavrulurken size şurada doğradığım şeyleri göstereyim. Bu fasulye. Bunu arkadaşlar ilk önce ortadan ikiye kesiyorum uzunlamasına. Sonra da onu da üçe bölüyorum. Yani şöyle ilk önce kesiyorum. Sonra da bölüyorum arkadaşlar. Uzun uzun bırakıyorum. Biz yemeğini bu şekilde yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Siz soğandan önce tavuk, et de ekleyebilirsiniz. Öyle de lezzetli olur ama ben sade seviyorum. Tavuklu sevmiyorum ya da kıymalı falan. Tamamen bunu bu şekilde seviyorum. Domates sosu kullanacağım. Şu şekilde. Bu böyle yarımdan da biraz fazla. Siz taze domates de kullanabilirsiniz. Bu arada bir taraftan karıştırayım yanmasın. Şimdi birazdan salçasını ekleyeceğim. Salça da burada. Salçanın dışı neden böyle gözüküyor? Şöyle anlatayım. Bakın salça böyle arkadaşlar. Salçayı dondurdum. Şu şekilde. Bakın durun. Çıkıyordu bunlar. Şimdi size tarif edeceğim ya. Çıkmadı. Şimdi şöyle arkadaşlar bir atıyorum ve kullanıyorum içerisine. Böyle olmadığı zaman şunu bir kısayım. Buzdolabında da olsa salça arkadaşlar kötü oluyor. Biz Olca'nın salçasını kullanıyoruz. Olcay mı? Olca mı artık? Neyse. Üzerine yağ da koysak ya dolapta da olsa kötü oluyor salça. Anlamadık. O yüzden ben de ilk önce dolap poşetine salçayı güzelce yaydım. Ondan sonra bıçakla iz yaptıktan sonra onu böylece dondurdum. Sonra da böyle kare kare çıkartabilirsem. Derin dondurucuya böyle bir saklama kabında koydum. Böyle çıkartıp kullanıyoruz. Gayet şöyle yumuşak da oluyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar da alabilirsiniz. Ben hatta şunun içerisine şunu atayım. Bu yeterli olacaktır. Köşesini yumurta için almıştım sabah. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde kullanıyoruz. Böyle daha kullanışlı oluyor. Kötü de olmuyor arkadaşlar. Bir küçük olca bidonunu, salça bidonunu bu şekilde 2-3 dolap poşeti yaptım. Buzluğa attım. Hatta bir tane de hiç açılmamış var. Yine buzdolabında duruyor. Onu da tekrardan böyle yapacağım. Bir denedik ilk önce. Güzel oluyor mu diye. Bayağı memnun kaldık. Onu da yaparken size videosunu çeker zaten anlatırım. Detaylı bir şekilde. Evet, bu da güzelce eridikten sonra arkadaşlar ben tavuk bulyon falan eklemiyorum bu arada. Bunu yıkadım. Şöyle kaç kilo var burada bilmiyorum. Bunu üzerine ekleyeceğim. Onu da bir kavuracağım. Sonra da bu domates sosunun hepsini ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi salça zaten hemen eriyor arkadaşlar. Sıcağı görünce. Şimdi bunun üzerine şekilde şeyleri ekliyorum. Ben bunu bir ekleyeyim geleyim. Evet arkadaşlar şu şekilde ekledim. Şimdi biraz böyle karıştıracağım. Kavuracağım yani. Sonra da baharat olarak da arkadaşlar sadece çok az kırmızı biber ve tuz ekleyeceğim. Başka hiçbir baharat eklemeyeceğim. Şimdi birazdan domates sosunu da ekleyeceğim. Evet, tuzunu ekliyorum.
Biraz daha ekleyeceğim. Çok tuzlu olmasın. Evet, bunu bir karıştıracağım. Sonra kırmızı toz biber ekleyeceğim. Bu arada düdüklü tencere o kadar büyük ki yemek için de küçücük gözüktü. Arkadaşlar bu bayağı büyük. Biz bunda genelde kuru fasulye falan pişiriyoruz. Böyle bir haftalık buzluğa falan atıyoruz. Küçük yoktu. Ben de bunda koydum. Evet. Kırmızı toz biberden atıyorum. Çok az. Bir çay kaşığı attım. Gördüğünüz gibi. Biraz pul biber atabilirim. Hatta atayım. Bu pul biber tatlı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir tatlı kaşığı mı olur, çay kaşığı mı olur doldurup ilave ediyorum. Tat versin diye. Bu arada bu tahta kaşığı neden aldım bilmiyorum. Hatta kaşık bile değil, bu kepçe. Yani demir kaşıkla karıştırsam daha iyi olurdu. Evet. Domates sosunu açtım. İçerisine ilave ediyorum. Ne kadar su koyacağım bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan annemi çağıracağım. Suyu o koyacak. Şöyle bir karıştırayım. Yani şöyle bile çok lezzetli durmuyor mu? Benim en sevdiğim yemeklerden biri taze fasulye. Şimdi bunu şöyle 1-2 dakika kavurayım. Annemi çağırayım. Sıcak suyunu koyarken de size gösteririm. Tuzunu neyine attın? Hı. Et suyunu. Tavuk bulyon atmadım. Atmaya gerek var mı ki? Çok güzel. Bunu şuradaki yarıma at. Suyunu bir çekmiyor. Emin misin? Hı hı. Bekle su olmasın değil mi? Hı hı. Gerçi ben suyunu da içerim. Ha, bu nerede? Yarım mı ekle? He, getir. Kapatayım. Tamam, kapat. Ne kadar sürede pişir anne? Hı? 40 dakikada pişer mi? Hı hı. Bir yarım saat pişsin, yarım saatten sonra açak bakak bir daha olmaz mı? Olur. Ay çok güzel duruyor. Elimine alacağım. Çatal getir. Pişmiş. İyi bir ye bakalım. Hı hı, çok güzel olmuş. Vereyim bir de. Altında tut ha, onu altında tut. Buldurdum anneciğim. De bunun altında varmış. 40 dakika pişti. Biraz değil, bayağı kılçıklı duruyor ama neyse. Çok güzel. İyi bir şey pişmiş. Şu orayı alacak mısın? Yanında biraz tuzum eksik. Evet arkadaşlar, şöyle tekrardan göstereyim. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Ben biraz sulu seviyorum. Daha yeni de söylemiştim suyu eklerken. Suyu çok lezzetli oluyor. İçiyorum. Evet, bu da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.